İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin olağan parlamento oturumu. Uruguay'ın El Observator gazetesi La Nordo Basmaca'nın açıklamasına değindi. Azerbaycan'daki Talış aktivistleri yurttaşlarını Ermenilere karşı çatışmalara katılmamaya çağırıyor. Vahan Batasyan savaş alanında yaralandı. Suriye'deki Kürtler Arsa Savaşı'na katıldıkları konusunu reddetti. Batı Ermenistan'ın Van'daki Akgöl Gölü tamamen kurudu. Genesis grubunun kurucularından Peter Gabriel, düdük buyusu Ermeni kültürü ve savaş hakkında yazdı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin olağan parlamento oturumu 6 Ekim'de gerçekleşti. Yerevan'da düzenlenen oturumda Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Başbakan Sedat Melikyan, 7 milletvekili hazır bulundu. 13 milletvekili kısmen Arsa Savaşı'na bağlı olarak katılamadı. Parlamento oturumu sırasında örgütsel ve yasal konularda dahil olmak üzere Arsa ile ilgili bir dizi konu ele alındı. Devlet Başkanı Abrahamyan bir konuşmada bulundu ve milletvekillerinin genel olarak Arsa Savaşı'na ve çözümüne ilişkin sorularını yanıtladı. Batı Ermenistan Devlet Başkanı ayrıca parlamentonun Arsa Savaşı'nın mevcut durumu hakkında ayrıntılı olarak anlatıldığı basın açıklamasının tüm parlamentolara gönderildiğini de sözlerine ekledi. Batı Ermenistan parlamentosunun oturumu 1 saat 45 dakika sürdü. Her perşembe günü ulusal meclis oturumunun yapılmasına, gerektiği zaman özel oturum yapılmasına da karar verildi. Uruguay'ın prestijli El Observator gazetesi, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Leonardo Basmaca'nın uluslararası medya platformlarına yaptığı ve son zamanlarda web sitemizde yayınlanan çağrısına atıfta bulundu. Meclis Başkanı Basmaca'nın Arsah'a yönelik Azerbaycan-Türk askeri saldırısını kınadığı konuşmasının tamamını yayınladı. Gazete Uruguay'da yayınlanıyor ancak Latin Amerika ve diğer İspanyolca konuşulan ülkelerde geniş bir kitleye sahip. Azerbaycan'da yaşayan Talış aktivistleri Arsah Dağlı Karabağ ihtilaf bölgesindeki gerginliğin tırmanışından ve Azerbaycan hükümetinin koordineli bir şekilde Talışları cepheye gönderme çabalarından dolayı endişe duyuyor. Talış aktivistleri bu konu hakkında Facebook sosyal ağının Talışistan sayfasında bir duyuru yaydılar. Armen Press'in aktardığına göre Talış aktivistleri Kafkasya halkları arasındaki dostluğu ve kardeşliği savunarak halkların kendi kaderini yönetme hakkına ilişkin uluslararası normlara saygı duyduklarını belirttiler. Açıklamada bu çatışmanın askeri bir çözümü yok. Çünkü yalnızca gelecek nesiller için sorunlara yol açacak. Azerbaycan makamlarının Talış vatandaşlarını savaş alanına göndermek için attığı adımlar, Talış halkının kurbanları ve Ermenilere karşı nefret yaratma çabaları konusunda son derece endişeliyiz. Talışların çoğu bu durumdan memnun değil. Azerbaycan hükümetine Talışlar arasında nefret ekme politikasına nihayet son vermesi çağrısında bulunuyoruz. Talış halkını nefret propagandasına teslim olmamaya çağırıyoruz. Onları çatışmalara katılmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Tarihimiz boyunca hiç kimsenin düşmanı olmadık ve bu yolda devam edeceğiz denildi. Batı Ermenistan Milletvekili Savaş Haçı Şövalyesi, Artsakh'taki Birleşik Ermenistan adlı partinin lideri Vahan Badasyan, savaş alanında yararlanarak gazilik mertebesine ulaştı. Badasyan, Azerbaycan'ın başlattığı savaşın ilk gününden beri ön hatlarda yer alıyordu. Yakınlarına göre Badasyan kafasından yaralandı. Goris kentinde ameliyat edildi. Doktorlar tarafından durumu ağır stabil olarak değerlendirildi. Vahan Badasyan ameliyat edilerek Yerevan'a sevk edildi. Kahraman Ermeni evladımıza acil şifalar diliyoruz. Suriye'deki Kürt Demokratik Birliği temsilcisi Abdülsalam Ali, RIA Novosti Ajansı'na verdiği demeçte, Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh'taki temas hattında devam eden savaşa Irak ve Suriye'den paralı askerler dahil ettiğine dair açıklaması gerçekle örtüşmüyor, dedi. Daha önce Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi temas hattında çatışmalara katılan paralı askerlerin konuşmalarını kaydettiğini bildirmişti. Azerbaycan'a göre Ermeni tarafı Irak ve Suriye'den getirilen paralı askerleri kullanıyor.
Abdülsalam Ali'ye göre terörist grupların Azerbaycan bayrağı altında Ermenistan ordusuna karşı savaşmakta olduğu yönündeki çirkin gerçekleri örtmek ve Ankara'nın Azerbaycan müdahalelerini haklı gösterebilmek açısından Ermeni tarafından paralı askerlerin kullanıldığı fikri Türkiye için elverişli olacaktı. Batı Ermenistan'ın Van ilinde bulunan birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl tamamen kuruyarak çöle dönüştü. Kuruyan Akgöl'de yaşam son buldu. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2343 metre yükseklikteki 407 hektarlık alana sahip Akgöl, başta flamingolar olmak üzere birçok yaban kuşu türüne ev sahipliği yapıyordu. Tuz oranının yüksek olduğu göl kuruduktan sonra beyaza büründü. Daha önceki yıllarda kısmen kuruyan gölün bu yıl tekrar tamamen kuruması bölge halkını endişelendirdi. Genesis Rock grubunun kurucularından Peter Gabriel, Artsakh Cumhuriyeti sınırında gelişen olaylara atıfta bulundu. O, bir Facebook gönderisinde Ermenistan Cumhuriyeti ve kültürüyle nasıl tanıştığını, insanların sıcakkanlılığını ve cömertliğini sevdiğini anlattı. Ermenistan bana muhtemelen dünyanın en duygusal enstrümanı olan dudukun büyülü gücünü sundu. İnsanların cana yakınlığı ve cömertliğini, müziği ve kültürünü, yemekleri ve her yerdeki pozitif ortamı gerçekten beğendim. Oradayken Türk hükümeti tarafından katledilmiş 1,5 milyon Ermeni'yi anmak için inşa edilen Dizlerine Gapert anıtına beni götürdüler, dedi. Müzisyen, politikacıları ve tanınmış kişileri, Brüksel'i, NATO'yu ve Birleşmiş Milletleri daha fazla can kaybetmeden savaşı bitirmek için müdahale etmeye çağırdı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk müziği Hima El Lareng adlı eseri sunuyoruz. Yurur hasagan suramer karskin aganç çedanum merla sukocin asatek yer parhaye inçare. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.